Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. Avustralya, Güney Yarımküre'de Hint Okyanusu ile Büyük Okyanus arasında yer alan bir ülke. 7.692.024 km² yüz ölçümüyle burası dünyanın en büyük 6. ülkesi. Fakat burası ne bir ada ne de bir kıta olarak kabul ediliyor. Avustralya eğer bir ada olsaydı, dünyanın en büyük adası bir kıta olsaydı, dünyanın en küçük kıtası olurdu. Ülke tek başına Okyanusya kıtasının ana karasını tamamen kaplarken genel olaraksa kıtanın %90'ını oluşturmakta. Dünyanın düz olduğu düşünüldüğü zamanlar burası dünyanın sonu olarak kabul ediliyordu. Avustralya coğrafi konumu itibariyle çok yalnız bir ülke. En yakınında bulunan Yeni Zelanda uçakla 3 saat mesafede yer alırken haritada çok yakın gibi görünen ülkelerle arasındaki mesafe uçakla en az 7-8 saat. Türkiye'den Avustralya'ya aktarmasız uçmak mümkün değil. İki ülke arasındaki mesafe ortalama 15 bin kilometre. İstanbul'dan başkent Canberra'ya yolculuk en az bir aktarmayla ortalama 21 saat sürmekte. Avustralya ana karasında 6 farklı zaman dilimi bulunmakta. Başkent Canberra'yı ya da en popüler şehirleri olan Sydney ve Melbourne'u baz alırsak, Avustralya'da zaman Türkiye'ye göre 8 saat ileriden gitmekte. Ülkede uygulanan kış saati uygulamasında ise bu fark 7 saate düşmekte. Her ülke kültürüyle, coğrafyasıyla birbirinden oldukça farklı. Fakat Avustralya belirli bir kültürle ön plana çıkan bir ülke değil. Halkının dışarıdan bakıldığında ayırt edici bir özelliği bulunmamakta ve çok kültürlü yapısı nedeniyle de ülkeye ayak basan herkes Avustralyalı gibi değer görmekte. Çok uluslu nüfusunun %33'ü kendini Avustralyalı olarak tanımlasa da aslında gerçek Avustralyalılar nüfusun sadece %3'ünü oluşturmakta. Ülkede herkes birbirinden ayrı farklı etnik kökenlerden gelmekte. Çok uluslu bir ülke olmasının getirisi olarak burası ırkçı en az yaşandığı ülkelerden biri. Ülkede 270'den fazla farklı etnik grup yaşamakta ve 300'den fazla farklı dil ve lehçe konuşulmakta. Avustralya topraklarının yaklaşık %20'si çöl olsa da genel olarak %70'i kurak ya da yarı kurak. Ülke topraklarının %40'ı yerleşime uygun değil, yaşanamaz durumda. Burası Antarktika'dan sonra gezegendeki en kurak kıta. Avustralya'nın ortasındaki çöllerle kaplı bu bölge Outback olarak isimlendirilmekte. Burası çeşit çeşit zehirli böceklerin, sürüngenlerin ve birçok hayvanın yaşadığı çöllerle kaplı ülkenin en tehlikeli bölgesi. İnsanların %90'ı bu gördüğünüz sahil bölgelerinde yaşamakta. Sahilden 50 kilometre uzaklıktaki bölgelerde insanlar nadiren yaşıyor. Hatta nüfusun %75'i bu mavi alanda yaşamakta. Avustralya'da vahşi yaşam hayatın içinde. Mesela asfalt bir yolda arabanızı sürerken karşınıza timsah çıkması oldukça normal bir durum. Ülkedeki göllerde timsahlar yüzünden genellikle yüzmek yasak. Türkiye'nin 10 katı büyüklüğe sahip bu devasa ülkenin nüfusu yaklaşık olarak sadece 25 milyon. Yüz ölçümüne kıyasla nüfus göz önüne alınırsa burası dünyanın en düşük nüfus yoğunluğuna sahip 3. ülkesi. 1976 yılından beri Avustralya nüfus sayımında ırksal geçmişi sorgulamıyor. Fakat tahminlere göre Avrupalılar nüfusun %85'i ile %92'si arasında bir oranını oluşturmakta. Çoğunlukta olan diğer gruplarsa Çin, Hindistan, Vietnam, Filipinler gibi daha çok Asyalılardan. Gerçek Avustralyalı olan aborjinlerin nüfusu ise sadece %3. Burası tam bir göçmen ülkesi. Nüfusun %30'u ülke dışında doğanlardan oluşmakta. Ülkede yaşayan her 3 kişiden biri göçmen. Şehir merkezlerini düşünürsek bu oran çok daha fazla. Ülkenin resmi bir dini yok. Nüfusun %52.1'i Hristiyan, %30.1'i dinsiz, %2.6'sı Müslüman, %2.4'ü Budist, %1.9'u Hindu, geri kalanı ise diğer dinlerden oluşmakta. En yüksek yaşam beklentisi sıralamasında Avustralya 8. ülke. Dünyada ortalama yaşam süresi 72.81 iken bu veri burada 83.64. Aynı zamanda ülke toplam 184 ülkeye vizesiz erişme hakkı veren dünyanın en güçlü 8. pasaportuna sahip. Ülkedeki günlük hayata bakacak olursak, ülkenin aslında resmi bir dili yok. Fakat nüfusun %80'inden fazlası İngilizceyi ana dil olarak kullandığı için resmi işlemler İngilizce olarak yürütülmekte. Ülkenin para birimi Avustralya doları. Bugünkü kurlara göre 1 Avustralya doları 6.06 Türk lirasına karşılık gelmekte. Bu arada ülkedeki tüm banknotlar plastik. Plastik para üretiminin en önemli nedenlerinden biri taklit edilmesinin çok zor olması.
olması. Polimerden üretilen bu banknotlar hem çok daha dayanıklı, hem daha hijyenik, hem de en önemlisi geri dönüşüm ürünü. 2021 yılına kadar Avustralya dünyanın en yüksek asgari ücretini ödeyen ülkeydi. Ülkede asgari ücret saatlik 19.84 Avustralya doları iken aylık 3000 Avustralya doları civarına denk gelmekte ve sadece nüfusun çok küçük bir kısmı asgari ücretle çalışmakta. Ülkede yıllık ortalama maaş 80-90 bin Avustralya doları civarında. Mühendislerin yıllık kazançları 80 bin Avustralya dolarından başlayıp ortalama 120-130 bin dolara kadar çıkarken, doktor maaşları ortalama 150 ile 350 bin Avustralya doları arasında değişmekte. Meslekler arasında statü farkı bulunmuyor. Bir boya işçisiyle bir müdür işten sonra aynı masada yemek yiyebiliyor ve kimse birbirinin mesleğini sorgulamıyor. Alışık olunanın aksine bu ülkede maaşlar 2 haftada bir ödenmekte. Bu doğrultuda ev kiraları da 2 haftalık oluyor. Fakat geri kalan faturalar biraz değişiklik göstermekte. Mesela sıcak su faturaları 2 ayda bir ödenirken elektrik, internet faturası ayda bir ödenmekte. Ülkede kimse su faturası ödemiyor. Yalnızca kullandığı sıcak suyun faturasını ödüyorlar. Bunun nedeni insanların su içmek için para ödemesi gerekmediğini düşünmeleri. Bu yüzden herkesin içilebilir temiz suya ulaşabilme hakkı var. Yani musluk suyuna. Restoranlarda, kafelerde, sokaklarda, hatta benzin istasyonlarında bile içilebilir ücretsiz musluk suyu bulunmakta. Bir kişinin kaliteli bir hayat sürebilmesi için yüksek mevkide bir işte çalışmasına gerek yok. Geçim sıkıntısı çekmeyen insanlar kazandıkları parayla kaliteli bir hayat yaşayabiliyorlar. Basit bir örnek vermek gerekirse, ülkede en kötü işte çalışan birisi haftada 10 kilo et alabiliyor. Bütün tavuk sadece 4 Avustralya doları iken 1 kilo but 4-5, 1 kilo kıyma 8-10 dolar civarında. Et fiyatları ise 12 Avustralya dolarından başlamakta. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler yarı fiyatının altında satılıyor. Günlük yapılan pasta, sandviç gibi ürünler akşamları büyük bir indirimle neredeyse bedavaya satılmakta. Market fiyatları TL'ye vurulduğunda pahalı olsa da ülkenin satın alma gücü göz önüne alındığında oldukça ucuz. Mesela insanlar bir aylık maaşıyla bir araba satın alabiliyor ya da bir günlük maaşıyla bir bilgisayar. Ülkede yaşam standartlarına göre market, giyim, elektronik ucuzken işçilik çok pahalı. En basitinden 3+1 evi boyatmaya kalkarsanız 7000 dolar fiyat alabilirsiniz. Oysa kullanılan boyanın maliyeti sadece 500 dolar. Banka gibi kurumlarda öğle tatili diye bir şey yok. Sabahtan akşama kadar kesintisiz olarak açıklar. Perşembe günleri Avustralyalılar için alışveriş günü. Çünkü genellikle AVM'ler, mağazalar akşam 5'te kapanıyor. Sadece perşembe günleri 9'a kadar açık. Süpermarketlerin manav bölümünde çocuklar için canları çektiğinde yiyebilmeleri için ücretsiz meyve sepetleri bulunmakta. Alkol satışı ise normal marketlerde değil, ayrı bir markette yapılmakta. 18 yaş altındakilerin alkol satın alması kesinlikle yasak. Mutlaka kimlik kontrolü yapılıyor. 25 yaşında birisinin yanında 15 yaşında bir çocuk varsa o yetişkine de alkol satışı yapılmamakta. Alkolden ehliyetini kaptırmak, kredi çekmekten iş bulmaya kadar birçok şeyde ciddi bir engel oluşturmakta. Yani bu suçu işlemişseniz hayatınızın her anında karşınıza çıkıyor. Avustralyalılar bunu iradesizlikle, güvensizlikle eşdeğer tutuyor. Mesela böyle bir kişi hayatı boyunca taksi şoförlüğü yapamamakta. Devletin karşı olduğu şeylerden biri de sigara. Avustralya'da da sigara paketleri siyah ve hep aynı. Bir paket sigaranın ortalama 40-50 Avustralya dolarına satıldığı ülkede açık mekanlarda bile sigara içme yasağı uygulanmakta. Eyaletlere, bölgelere göre değişse de bazı caddelerde ve sokaklarda sigara içmek yasak. Melbourne'ün gelecek 10 yılda sigara içmeyi tamamen yasaklayan ilk şehir olması beklenmekte. Arabada sigara içerken izmaritini dışarı atmanın cezası 10.000 Avustralya doları. Kişi başı kumar oynama oranı en yüksek ülkelerden biri olan Avustralya'da yetişkinlerin %80'inden fazlası kumar oynamakta. Dünyadaki poker makinelerinin %20'si burada bulunuyor. Avustralya'da en pahalı olan şeylerden biri ev fiyatları. Fakat ev almak imkansız değil. Ülkede faizler çok düşük olduğu için insanlar kredi çekiyorlar ve yaklaşık 30 yıl boyunca kira öder gibi para ödeyerek ev sahibi oluyorlar. Bu arada Avustralyalılar genelde varlıklı bir halk. Yani büyüklerinden kalan evler araziler oluyor ve genellikle bu yerleri satıp üzerine para koyarak yeni bir ev satın alıyorlar. Farklı ülkelerdeki yetişkinlerin varlık değeri sıralama listesinde ikinci sırada geliyorlar. Şehir içinde 1+1 daireler 700 bin,
3+1 daireler 1.300.000 dolardan başlıyor. Şehir dışında ise 1+1 daireler 400.000, 3+1 daireler ise ortalama 1 milyona kadar çıkabiliyor. Müstakil evler şehir içinde 2-3 milyon dolar civarında. Yani 12-18 milyon Türk lirası. Şehir dışında ise 700.000'den başlayarak 1,5 milyon Avustralya dolarına kadar çıkıyor. Ülkeyi ziyaret eden ya da orada yaşayan insanlar Avustralyalıların çok rahat insanlar olduklarını ve birbirlerine çok saygılı olduklarını söylemekte. İnsanların özel hayatının diğerleri tarafından konuşulması bir kenara, biri bir muhabbet ederken bile özel hayatları hakkında soru sormuyorlar. Ülkede her evin kapısında geri dönüşüm için ayrı çöp kutuları bulunmakta. Devlet geri dönüşme teşvik etmek amacıyla şişe ya da süt kutusu gibi her bir atık için belirli bir miktar geri ödemekte. Hard Rubbish Collection adı altında her mahallede yılda en az bir kez ağır atık toplanmakta. İnsanlar çöpe atamadıkları koltuk, bozuk buzdolabı, bisiklet gibi eşyalarını evlerinin önüne çıkartıyorlar ve belediye ücretsiz bir şekilde bu atıkları topluyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahipleri de bu eşyalardan faydalanabiliyor. 2013 yılında dünyanın en mutlu ülkesi olan Avustralya, bugün yine dünyanın en mutlu ülkelerinden biri konumunda. Doğayla iç içe olması, geniş parkları, tertemiz havası, bahçeli evleri ve yok denecek kadar az suç oranıyla burası yaşamak için en ideal ülkelerden biri. OECD tarafından barınma, gelir, sağlık, eğitim, güvenlik, mutluluk gibi birçok kriter göz önüne alınarak hazırlanan Daha İyi Yaşam Endeksi sıralamasına göre dünyada ikinci. Zaten dünyanın en yaşanabilir 10 şehrinden 3'ü burada bulunuyor. Hatta 2017 yılına kadar Melbourne üst üste 7 yıl boyunca dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi. Çıplak ayakla sokakta yürümek gayet normal bir durum. Her şey bir şekilde hallolur felsefesiyle yaşayan halk hep mutlu, hep güler yüzlü. Mesela bir mağazaya girdiğinizde görevlinin hoş geldiniz dedikten sonra "Gününüz nasıl geçiyor?" gibi sorular sorması çok normal bir durum. Eğlenmeye çok düşkünler. Her zaman kutlayacak bir şey bulup festivaller düzenliyorlar. Ülke çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için yemek kültürü de oldukça çeşitli. Tüm dünya mutfaklarının sanki ana ülkesinde hazırlanmış gibi lezzetli olduğu söylenmekte. Halk ulaşımı genellikle trenlerle sağlamakta. Ülkede güven ön planda. Öyle ki bazı durakların girişinde turnike bile yok. Fakat kart basmadan geçmenin cezası büyük. Arabaların direksiyonları ise sağ tarafta ve trafik soldan akıyor. Avustralya aynı zamanda dünyanın en uzun ikinci otoyoluna da ev sahipliği yapmakta. Dünyanın çapından yaklaşık 2000 kilometre uzun olan 14.500 kilometrelik bu yol Avustralya'nın tüm şehirlerini birbirine bağlamakta ve hiç durmadan gidilmeye çalışılırsa yaklaşık 6 gün sürmekte. Avustralya'da o kadar fazla hayvan türü bulunuyor ki bugüne kadar sadece %25'inin keşfedildiği tahmin edilmekte. Ülke dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan oldukça ilginç hayvanlara ev sahipliği yapmakta ve bu hayvanlar insanlar için oldukça tehlikeli hayvanlar. Dünyada yumurta bırakan sadece 2 memeli hayvan bulunmakta. Ornitorenkler ve dikenli karınca yiyenler. Bu hayvanların ikisi de sadece Avustralya'da yaşıyor. Avustralya'ya özgü hayvanlardan bir diğeri ise koalalar. Fakat ülkede yaşayan bir hayvan var ki nüfusları koalalardan 10 kat daha fazla. Develer. Kulağa ilginç gelecek ama Avustralya'da bulunan deve nüfusu Mısır'dakinden daha fazla. Burası bugün Suudi Arabistan'a deve ithal eden dünyanın en fazla deve nüfusuna sahip ülkesi. Dünyanın en zehirli canlısı olan kutu deniz anası da Avustralya'da yaşamakta. Bugüne kadar 79 kişinin bu deniz anası yüzünden hayatını kaybettiği bilinmekte. Daha geçtiğimiz Mart ayında 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Dünyanın en zehirli 25 yılanından 21'i burada bulunuyor. Ayrıca 1500'den fazla örümcek, 4000'den fazla karınca türü de ülkede en çok görülen hayvanlardan bazıları. Evde örümcekler ve uçan hamam böcekleriyle karşılaşmak oldukça sıradan bir durum. Nadir de olsa karşılaşılan diğer bir hayvansa kertenkeleler. Yaygın olarak yaşanmasa da tuvaletten çıkan yılanlar bile ülkede haber olmuş. Burada birçok kuş türü de bulunmakta. Sokaklarda papağanlarla karşılaşırken biraz daha kırsal kesimlerde kartallarla karşılaşmak mümkün. Avustralya sadece dünyanın en zehirli hayvanlarına değil, aynı zamanda dünyanın en zehirli bitkilerine de sahip. Öyle ki dünyanın en tehlikeli ağacı Jimpy Jimpy, diğer adıyla intihar ağacı burada bulunmakta. Bu isme sahip olmasının nedeni ise yanlışlıkla dokunulduğunda insanları gerçekten intihara sürüklüyor olması. Ağacın yaprakları yakıcı asitle kaplı. Bir adam ormandayken bu ağacın yaprağını tuvalet kağıdı olarak kullandıktan sonra
yaşadığı ızdıraba dayanamayarak kendini vurmuş. Yapılan bir araştırma, bitkiden bulaşan zehrin 20 yıla kadar etkili olabileceğini ortaya koydu. Bu bitkiye dokunan başka biri, yaşadığı şiddetli acı azalsa da tamamen geçmesinin 2 seneyi bulduğunu ve bildiğimiz en kötü acıdan en az 10 kat daha kötü olduğunu söyledi. Ülkenin en önemli simgesi 50 milyon nüfusa sahip olan kangurular. Tek bir sıçrayışta 7,5 metre ileriye gidebilen bu hayvanlara kanguru denmesinin altında ise ilginç bir hikaye yatmakta. Anlatılanlara göre yabancılar bu kıtaya geldiklerinde karşılaştıkları aborjinlere bu hayvanların isimlerini sormuşlar ve aldıkları yanıtsa aborjinlerin bilmiyorum anlamında söylediği kanguru kelimesi olmuş. Kangurularla ilgili ilginç olan diğer bir şey ise ilk doğduklarında 1 gram ağırlığında ve 2 santim büyüklüğünde olmaları. Ortalama 1 ay süren gebelik döneminden sonra gelişimini henüz tamamlamamış olan yavru doğar doğmaz kendi kendine keseye tırmanır ve yaklaşık 6 ay boyunca keseden hiç dışarı çıkmaz. Burası Çin'den sonra en çok koyunun yaşadığı ülke. Öyle ki sayıları ülke nüfusunun yaklaşık 4 katı, 100 milyon civarında. İnsanlar zamanında bu koyunları vahşi bir köpek türü olan dingolardan korumak için çit inşa etmeye başlamışlar ve zamanla bu çitin uzunluğu 5614 kilometreye ulaşarak dünyanın en uzun çiti unvanını kazanmış. Ülkede aynı zamanda dünyanın en uzun golf sahası bulunmakta. 1365 kilometre uzunluğundaki sahanın bir kısmı Batı Avustralya eyaletinde bulunurken bir kısmı ise Güney Avustralya eyaletinde bulunmakta. Bu arada spor Avustralya kültüründe önemli bir yere sahip. İş günlerinde bile öğle araları spor yapıp daha sonra mesaisine devam eden birçok insan var. Fakat tüm bu yaygın alışkanlıkların yanında ülkedeki en büyük sorunlardan biri gün geçtikçe artan obezite oranı. Avustralyalı orta yaşlı erkekler ABD ve Şili'den sonra şişmanlık sıralamasında dünyada 3. 35 ile 57 yaş arasındaki erkeklerin %71'i ya aşırı kilolu ya da obez. 25 ile 34 yaş aralığında ise bu oran %60. Yapılan araştırmalar her 5 çocuktan birinin okula başlamadan önce aşırı kiloya sahip olduğunu ortaya koydu. Avustralya cilt kanserinin en çok görüldüğü ülke. Bunun nedeni ise Avustralya'nın bulunduğu bölgede ozon tabakasının normalinden çok daha ince olması, hatta delik olduğu da düşünülmekte. Bildiğiniz gibi ozon tabakası güneşten gelen ölümcül ışınları tutan bir tabaka. Avustralya bölgesinde ise insanlar bu zararlı ışınlardan tam olarak korunamıyor. Yaz kış 50 faktör güneş kremi kullanmadan asla dışarı çıkmıyorlar. Dünyanın en temiz havasına sahip 10. ülkesi olan Avustralya'da popüler inanışın aksine sadece yaz mevsimi yaşanmamakta. Ülke o kadar büyük ki eyaletler arasında iklim farklılıkları bulunmakta. Mesela ülkenin kuzey bölgelerinde bütün yıl hava sıcak olurken güneyine inildiğinde çok sert olmasa da kış mevsimi de yaşanmakta. Avustralya güney yarımkürede bulunduğu için mevsimler bizim ülkemizden tam ters şekilde. Yani Avustralya'da Temmuz-Ağustos ayları en soğuk aylar, Aralık-Ocak ayları ise en sıcak aylar. Kış sporları ülkede oldukça popüler. Öyle ki her yıl Avustralya Alplerine İsviçre Alplerinden daha fazla kar düşmekte. Avustralya'nın kendine özgü farklı bir bitki örtüsü bulunmakta. Ülkede yanan ağaçlar ilginç bir şekilde ölmüyor. Aksine yeniden yeşermeye başlıyor. Ülkenin en çok dikkat çeken doğa harikalarından biri ise Hillier Gölü. Bir tür su yosununun yaydığı pigmentler nedeniyle pembe olan bu gölün uzunluğu 600 metre. Avustralya plajlarıyla ünlü bir ülke. 10.000'in üzerinde plaja sahip ve hepsi ücretsiz. Her gün bir plaja gitmeye karar verirseniz bütün plajları görmeniz 27 yıl sürer. Köpek balığı saldırılarının yaşandığı sahillerde gerekli tüm önlemler alınsa da sadece geçtiğimiz yıl toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Son olarak Avustralya'nın yapısını anlamanız için biraz geçmişinden bahsetmem gerekiyor. Bu toprakların asıl sahipleri dünyanın en eski kültürlerinden birini hala devam ettiren aborjinler. Aborjinler kimi düşüncelere göre deniz seviyesi düşükken Endonezya'dan bu topraklara gelmiş, kimi düşüncelere göre ise 72 bin yıl önce Afrika'dan Avustralya'ya göç etmiş bir halk. Kesin olan şey ise aborjinlerin 50 bin yıldan uzun bir süredir bu topraklarda yaşadıkları. Aslında Avustralya'nın kuruluş hikayesi çok ilginç ve bir o kadar da acımasız. Ülke toprakları ilk kez 1606 yılında Hollandalılar tarafından keşfedildi ve adına Yeni Hollanda, komşu adasına ise Hollanda'nın bir ili olan Zelanda'dan dolayı Yeni Zelanda adı verildi. Fakat Hollandalılar bu kadar uzak bir kıtaya yerleşim kurmayı düşünmediklerinden coğrafi keşif yapmadı. Kıtanın keşfinden habersiz olan İngilizler ise 1770 yılında kıtayı tekrar keşfetti. O zamanlar Birleşik Krallık'ta suç oranları çok fazla artmıştı ve insanlar hapishanelere sığmıyordu. İngiltere suçlularının bir kısmını Kuzey Amerika'daki kolonilerine gönderiyordu.
Fakat ABD bağımsızlık savaşından sonra İngiltere'nin suçlularına kapılarını kapattı. İngilizler 1770 yılında keşfettikleri adayı 1788 yılında hapishane olarak kullanmaya karar verdiler. Bir grup görevliyle beraber mahkumlarını dünyanın bir ucunda bulunan bu topraklara gönderdiler. O zamanlar 1 milyona yakın aborjin halkı kıtanın dört bir yanında avcılık yaparak göçebe bir hayat sürüyordu. İngilizler ilk olarak aborjinleri topraklarından ederek onları çöllere sürdüler. Aynı zamanda da çiçek, su çiçeği, grip, kızamık gibi bulaşıcı hastalıkları buraya taşıyarak aborjinlerin yok edilmesi için ilk adımlarını attılar. Bu hastalıklarla daha önce hiç karşılaşmamış yerli halkın bünyesi zayıf düştü ve yüz binlerce aborjin hızla hayatını kaybetti. 80 yıl boyunca 160 binden fazla mahkum bu topraklara sürgün edildi. Daha sonra 1851 yılında kıtada altın madenlerinin keşfiyle suçluların kurduğu bu koloniye yeni bir hayat kurmak isteyen çoğunluğu İngiliz kökenli insanlar göç etmeye başladı. İngilizler Avustralya'yı sömürgeleştirirken hayvan avına çıkar gibi yerli insan avına çıktı. Kadın çocuk demeden yerliler soykırıma uğradı. Kadınlar ve erkekler rızaları alınmadan kısırlaştı. Yerli halkın bir kısmı sömürgecilerin yiyeceklerine kattıkları zehirlerden, büyük bir kısmı ise acımasız işkencelerden hayatını kaybetti. Kıtanın gerçek sahipleri binlerce yıllık gelenekleriyle beraber yok olmaya mahkum bırakıldı ve 112 yılda aborjinler nüfuslarının %90'ını kaybetti. Hayatta kalanları ise köle olarak çalışmaya mecbur bırakıldı. İngiltere ve İrlanda'dan gelen büyük göçler sonucu 1901 yılında Avustralya Federasyonu kuruldu. Bugün Avustralya'yı kuranlar İngiliz mahkumlar. Hatta ülkedeki ilk polis gücü 12 mahkumdan oluşturulan bir gruptu. Söylenenlere göre ülke nüfusunun 1/4'ü İngiliz mahkumların torunları. İşin ilginç tarafı ülke her ne kadar mahkumlar tarafından kurulmuş olsa da bugün dünyada en düşük suç oranına sahip ülkelerden biri. Günümüzde Avustralya her ne kadar ırkçılıktan uzak bir konumda olsa da ülke nüfusu oluşturulurken ortak kültüre sahip homojen beyaz bir nüfus oluşturmak hedeflendi. Hatta bunun için 70 yıl boyunca Beyaz Avustralya Yasası adı altında ülkeye sadece Avrupalı ve Britanya kökenli insanların gelmesine izin verilerek ülkenin tamamen göçmen ülkesine dönüşmesi sağlandı. 1966 yılından itibaren Avustralya toplumuna katkıda bulunabilecek yetenekli insanların ülkeye gelmesi için bazı ülkelerden insanların göç etmesine izin verildi. 1973 yılında ise hiçbir ayrımcılık yapılmamaya başlandı. 1998 yılında ülkeye gelen tüm göçmenlerin %33'ü Asya doğumluydu. Ancak 1967 yılında insan yerine konulup nüfus sayımına dahil edilen aborjinler, her Avustralya vatandaşının sahip olması gereken temel hak ve özgürlüklerine ise 1997 yılında kavuşabildiler. 1997 yılına kadar aborjinlere soykırım uygulandığını kabul etmeyen Avustralya, ancak 2008 yılında, yani yaklaşık 200 yıl sonra aborjin halkından özür diledi. Aborjinlere yaşatılan en acımasız olay ise 1910-1970 yılları arasında gerçekleştirildi. Resmi verilere göre 30 bin olarak gösterilse de yaklaşık 100 bin yerli çocuk ailelerinden zorla kopartılarak İngiliz ailelerin yanına iş gücü olarak verildi. İngiliz gemilerinin bu topraklara geldiği tarih 26 Ocak günü Avustralya Günü adı altında ulusal bir tatil olarak kutlanmakta. Bu ulusal günde Avustralya'nın çok uluslu yapısı ön plana çıkarılsa da aborjinler ve binlerce kişiye göre bugün istila soykırım günü. Avustralya her ne kadar bağımsızlığını kazansa da İngiltere'ye hala bağlı bir ülke. İngiliz milletler topluluğunda olan Avustralya, anayasası olan, parlamenter monarşi ile yönetilen 6 eyaletten oluşan federal bir devlet. Ülkenin devlet başkanı Avustralya Kraliçesi olarak da kabul edilen 2. Elizabeth ve Avustralya'da genel vali tarafından temsil edilmekte. Ülke seçimle göreve gelen başbakan tarafından yönetilse de genel valinin başbakanı görevden alma yetkisi bulunmakta. 1999 yılında Avustralya'nın cumhuriyet olması ve Kraliçe Elizabeth'in görevden alınarak seçimle bir cumhurbaşkanı seçilmesi için bir referandum düzenlenmiş. Fakat halk %54.87 oranla hayır demiş. Uzun yıllar boyunca İngiliz sömürgesi altında kalan ülkenin bayrağının sol üst köşesinde Birleşik Krallık bayrağının olduğunu görebilirsiniz. Bu arada hala İngilizlerin etkisinden kurtulamadıklarının bir diğer göstergesi de ülkede İngiltere Kraliçesi'nin doğum gününün resmi tatil olarak kutlanması. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Dünyayı beraber tanıyacağız. Bu yüzden yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.